Herhangi bir günde gezegenimizin %70'i bulutlarla kaplıdır. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bulutların etrafımızda olup biten birçok şeyle yakın bir ilişkisi var. Şu anda gözlemlemekte olduğunuz küresel iklim özelliklerinden gezegenimizin sıcaklığına kadar. Dünya sürekli olarak güneşten radyasyon halinde gelen enerji bombardımanı altındadır. Dünyaya ulaşan enerjinin bir kısmı uzaya geri yansırken, bir kısmı da yeryüzü tarafından emilip daha sonra uzaya ısı olarak salınır. Dünyanın sıcaklığının sabit kalabilmesi için, güneşten gelen enerji miktarına eşit enerjiyi uzaya salması gerekir. Bu enerji değişiminde bulutların da özel bir yeri var tabii ki. Bulutlar, güneşten gelen enerjinin bir kısmını uzaya geri yansıtırken, yeryüzünden atmosfere yayılan ısının bir kısmını da tutarak dünyayı izole ederler. Dünyayı çevreleyen tüm bulutlar, emdikleri enerjiden çok daha büyük bir miktarını yansıttıkları için dünyanın soğumasını sağlarlar. Eğer hiç bulut olmasaydı, dünya bugün olduğundan 10 ila 15 derece arası daha sıcak bir yer olurdu. Bu noktada bütün bulutların aynı olmadığının da altını çizmemiz gerek. Bazı bulut tiplerinin yansıtma özellikleri daha fazlayken bazıları ısıyı daha iyi emer. Örneğin, stratüs gibi alçak düzeyli yoğun bulutlar emdiklerinden daha fazla enerjiyi yansıttıkları için soğutucu bir etkileri vardır. Sirrus gibi yüksek ve kıvrımlı bulutlar ise yansıttıklarından daha fazla enerji emerler. Ve bu da gezegenimizi ısıtır. Bulutların sıcaklıklar üzerindeki etkisi bununla da sınırlı değil. Atmosferdeki sera gazı miktarının artışı, gelecekte dünyanın sıcaklığını da arttıracak. Bu durum, bulut oluşumlarının nerede, ne zaman ve ne düzeyde olacağını da etkileyecek. Şu an iklimle ilgilenen araştırmacılar arasında en popüler soru, bulutların gezegenin sıcaklığının artmasına nasıl tepki vereceği sorusu. Küresel ısınmayı yavaşlatabilecek yansıtıcı bulutların mı sayısı artacak? Yoksa küresel ısınmayı körükleyecek emici bulutların mı sayısı artacak? Aslına bakarsanız eğer Sirrus bulutları artacak olursa, bu bizi geçmişte yapılan tahminlerden bile daha kötü bir noktaya getirebilir. Yapılan bazı araştırmalar önümüzdeki birkaç yüzyılda kutup bölgelerindeki sıcaklıkların 10-15 derece artacağı, bunun sonucunda eriyen buzulların da okyanus seviyelerini de 2 metre civarında yükselteceğini bize gösteriyor. Tüm bunlar küresel iklim değişikliğinde bulutların rolünü çok ama çok önemli bir noktaya taşıyor. Dünyamızın geleceğini çok yakından ilgilendirdiği için de bilim insanları bu sorunun cevabını bir an önce bulmayı ümit ediyorlar.